Tamam. Okey. Bizim oğlana şimdi kız mı bakıyoruz? Ne? Bu da yöneticiliğin çok önemli bir kısmı. Şu Siri Derya dolaylarından bak bari. Buradan mı? Ha, nereye diyorum? Satrapi of Şah diye bir yer var. Aslı Şan, Firuze Şan. Satrapi of Şah neresi? Pers. Aa işte bak, Farslarla karışalım dedim. Farsla Pers aynı şey mi? Şimdi oradaki Pers coğrafyası neresi? Pers. Nerenin prensesi yani? Bakalım. Şura herhalde galiba. Bak, Fars Saldıracağım diye bir yer var burada. bir yerin prensesi ise oradan kız almamalısın. Satrapi of Şah. Göster bakayım. Samanit Sen İmparatorluğu'nun içindeymiş. Samanitleri ele geçirmeyecek misin? Evet, olmadı. Konda diye bir yer var. Bu Konda Çin'deydi zaten. Sorun Bunu olur. geç. Yani yine saldırabilirsin ama sorun çıkar. Okay. Kız der ki orası benim memleketim, nasıl saldırırsın bilmem ne, bir şey der. Ama fethettikten sonra Kumanlardan tahta alsana ya. kumanlardan. Ha. Nerede kumanlar? Biraz daha kuzeyde bir yerdeydi. Çünkü büyük haritayı, nerede kumanlar? Kuman kıpçak krallıkları vardı bir yerlerde. Bilmiyorum. Değiştirdiğin zaman çıkıyordu. Ha, ama o Şey diye medeniyet arayamıyor anlamında musun? çıkıyordur. Kuman Girl diye arayamıyor musun? Hot Kuman Girls Online. Chiefdom of Kulan Uynak diye bir yer var. Bak, burasıymış. Kulan Geç Uynak. geç. Nerede? Şu kadınların etnisitelerine bak bakayım. Kuman yok mu aralarında? Kuman veya Kıpçak. Ya, Onların orduları çok iyidir. bu derece ırkçılık okey mi peki? Irkçılıkla ne alakası var? Orduları çok iyi. Kuman'ın Kıpçak'ın önünde kimse duramıyor. Ben sana bir şey diyeceğim. Hayret ya, Kuman Kıpçak geleni yok mu ya? Biz bak, bir şey söyleyeyim mi? Hazarya'da da gelin bulamadık hakikaten. Hazarya'nın oğlu erkekmiş. Bu bize olmayacak. Hazardan bağlayamadık. Başka güçlü bir yerden bağlayalım ya. Yahu kuzeyde bir yerlerde Hazar kumanları bul. Ya, kumanlar var. Kurgan var. Neredeydi ya? Turumen. Haritayı bir değiştirdiğin zaman Kuman Kıpçak çıkmıştı ya, Kuman Kıpçak coğrafyası. Şöyledir. Yok, böyle değil. Kültür. Ha, şu Kıpçaklara bak bakayım. Kıpçak. Kuman Kıpçak. Dedemin buradan buldum. Gelin, beğenmedin. Tekrar bir görelim. Kuman Kıpçak olduğunu bilmiyorumdur. Bu. Betba, Sarkar ya. Karkaryen. Kuman Bu öyle Kıpçak isimleri haritasına geri var. dönüp kızı aramıyor musun? Hayır, şimdi bak. Böyle bakıyorsun. Diyorsun ki, ha, kumanlar burası diyorsun. Tamam mı? Kuman Kumanlar Kıpçak. Kıpçaklar. Sonra Tamam. tamam diyorsun, eyvallah diyorsun. Tık, krallıklara dönüyorsun. Şu bölgeden birilerine bakacağız işte. Tamam, şu bölgeden bak bakayım. Kuman kız bul. Ama ola ki bir savaş çıktı. Bunlar nasıl kalkacak, gelecek O oradan? öyle bir gelirler ki. Öyle mi? Normalde gelmeleri gerekir. Yani yeterince tarihsel bir Oo. oyunsa. Tamam ya. 7 yaşında çocuk var burada. Kız mı bu? Erkekmiş be. Yedi Sıçarsın. yaşında çocuğu ne yapacaksın, sapık mısın? Lan, almayacağız herhalde işte. Paşa yapacağız. Ne deniyor? Nişanlanırsın. Kerteceğiz. 14 yaşından önce evlendirmezler. Bekle babam, bekle. Aa, kızı var valla. 6 yaşında kızı var. Lan 6 yaşında kızı ne yapacaksın? Ya, takacağız yüzüğü şimdiden işte. Kerteceğiz. Ha, Kertmekten bile sonra da bana. 10 sene bekleyeceksin ki elay ol Yo, gerçekten. elans kuruluyor çocuk verince. Abi lütfen sapıklık yapma. Yetişkin kadın bulur musun kendine? Düşkün kadın nereden bulayım? Sinirlendirme beni. Yahu, Alliance için zaten kıza bir şey demiyoruz ki. Başka prenses vardır bak. Oo. Kardeşim, bunlar siyasi evlilikler. Bu kadar Kardeşim, kafaya 21. takmayacaksın. yüzyılda yaşıyoruz. Ben bugünün aklıyla düşünüyorum. Üzgünüm. Olmaz. Ayrıca da yani Burada hep anca adam var. yüzük takarsın. E, ne yapacağım zaten? Heh, tamam bak, buranın Sarkarya'nın kralının bir sürü kızı var. Tamam. Boy boy kızlar var burada. Üf. Üf, ateistmiş bu hem de. Ateist olmaz. Sana ne inancından veya Ne bileyim, yazıyor inançsızlığından? orada. Maceracı var. Korkusuz ateist var. Üf. Tam bir Twitter çılgını bu. 15 yaşında zaten, baksana. Aklı işine yarayacak İsmi de kadın bu. Çilen. Sati var. Aslı var, Aslı. Aslı biraz dandik çıktı. Aslı'ya çok tokmadım. Kardeşlerine bakayım Aslı'nın. Oo, Sati diye bir kız var burada. 17 yaşında. Bütün sayıları çok yüksek. Aynı zamanda cesur, aynı zamanda Etnisite. affeden, aynı zamanda dini bütün, aynı zamanda savaşçı, aynı zamanda agresif saldırgan. Misguided Warrior mı dedi orada? Ha, misguided warrior Niye diyor. misguided? Yani bam güm dalmaya meraklıymış ona bunu. Ben alıyorum bu kızı. Bamgüm dalmaya meraklıysa biraz. Ya, ona oğlan düşünsün artık her şeyde, ben bakamam. Peki. Her şeyine de karışamam artık ya. Bizim oğlan da artık kendi kocalığını yapacak biraz. Alıyorum bunu ben.
Şimdi, children of this marriage will be born. Ona hiç bakmıyorsun. In Ha. the house, Yoshita, chance of the medium. Doğacak çocuğunun ne derece soylu olacağına da dikkat edersen iyi olur. Çünkü yani hanedanın itibarı ve geleceği ona bağlı. Lan koskoca Sarkarya'nın prensesini alıyoruz ya. Daha iyi seçenekler var mı? Sadece ona da bir bak demek istedim. Ha, bilmiyorum, toprağa bakarak alıyordum ben de. Toprağa bak da aynı toprakta başka kadınlar yok mu? Yetişkin kadınlar. Peki tamam. Ben beğendim kızı, kral. Alright. Gönül işi bunlar biraz, anladın Gönül mı? ferman dinlemez. Aa, Okay. ben kızı olana beğendim. Kendime de mis gibi kadın yaptım. Dur o da gelsin. Alliance kurulsun. Bekliyorum biraz. Gidiyor. Geldi. Sarkarya'yla da kurduk biraderliği. Tamam. O zaman şimdi tuşa basıp Afrika'da dalayım mı direkt? Akılları alayım mı? Dur. İlk Alliance önce... kurulduysa ne bileyim oradan ordu gelecek mi? Güçlendin mi? Stratejini yaptın mı? Her şeyi hallettin mi? Langırt Bilmiyorum diye ki. mi dalacaksın? Ne yapacaksın? Kendime bir lifestyle seçebiliyorum ama. Benim karakter diplomat, savaşçı, steward, intrikacı ya da learningçi olabiliyor ki learning'e bonusu var. Benimki akıllı adam. Learning seçiyorum ben benimkine. Yani bu ne demek oluyor? Learning biriysen yeterince savaşçı olmuyor musun? Yok. Ama işte oğlanı göndeririz artık savaşı. Bizden geçmiş kral. Oo, olur mu ya öyle şey? Bizden geçmiş oğlum, bir kral. Oğlum sen kendine stratejik gerekçelerle bir evlilik yaptın. Evet. Yani savaşçı olmayacaksan ve yani ne işine yarayacak ki? Yok, ben de genetik olarak yok yani. Tamam. Güzel evlilikler gerçekleşti. Batur Çelik 8. ayına girmiş. Hoş gelmiş. Paç yok mu deyince Kanuni'nin düğün pastası şeklinde tacı var. Gerçekten mi? Kimden gelmiş ki o? Ya o yaptırılmış özel olarak. Habsburg taçlarına bir nevi kinaye olarak. Arkadaşlar ben bu holdingleri dağıtmazsam ayaklanıyorlar mı? Ne oluyor? Toprakları dağıt adamlarına CS. Oradan çok sayıda asker geliyor dedi Doruk. Tarihsel olarak da doğru bu. Evet, daha onlar dolacak ama bu arada. Bad Girl Emine'yi Hazarlarla evlendirdik. Aa evet, kızı da verebiliriz birilerine. Tabii ki. Gel, senin kızın var mı? Hazarların çocuk da 8 yaşında, bizimki de 7 yaşında. Gel verek. Hemen senin... halvet olmayacaklar canım. Tabii ki olmayacaklar. Sen de hemen 13-14 gerilme. Yaşında kimseyi evlendirmezler gerçek anlamda da. Biraz toprakları bizim adamlara dağıtayım bakayım biraz da. Balaban var, Saltuk var. İsimler ne güzel be. Tekin var. Tekin neciymiş? Melankolik adam. Yağmurlara falan bakıyor. Dürüst. Adil. Oğuz. Daha ne olsun? Al bakalım Tekincim. Tamam. Başka? Toprakları düklüklere dikkat ederek dağıtsan daha iyi olur diyor. Etrafımızda düklük yok ki. Düklük mü? Düklükler Hristiyan batıda. Yok, burada da o sistem var. Ama nasıl çalışıyor anlamıyorum açıkçası. Nasıl çalıştığını anlamadığım için her oyunda yeni yeni şeyler öğreniyorum bu arada. İnsanları oku, belki bir şey. Ali Mavika'ya yeni destekçimiz olmuş. Hoş geldin. Sana güzel şeyler evlendirme söylüyorsun. Bir ortalama birine verelim. Çok da aman aman bir memleket değil. Başta. Bak Balaban diye çocuk var. Burayı da Balaban'a veriyorum. Okay. Yürü be Balaban. Güzel. Tatlı tatlı dağıtıyorum mekanları valla. Bunların hepsi sonra ayaklanacak var ya. İşimizde iş olacaklar. Yani bu kadar. Değil mi? O da olacak yani. Yani evet. Kılıç diye bir delikanlı var. Bunu da buraya vereyim. İsmini beğendim çünkü. Benim al bu bakalım. Oğuz kültüründe çok sevdiğim bir şeydir. Soylu doğman falan gerekmez. Yeterince iyi bir savaşçıysan hana karşı koyarsın. Cesaretin varsa. Etrafına adam topluyorsan da kendi ülkeni kurarsın. Kendi hanedanını kurarsın. Soyluluğa yükselirsin. Bizim oğlana bir yer vermeyeyim mi ben ya? Oğlunun bir yeri yok mu zaten? Yoo. Veren mi bir yer? Şş, ver tabii ki oğlum. Al bakalım oğlum. Oğlunun zaten belli bir bölgesi vardır diye düşünmüştüm. Yoo.
Tamam, tutabileceğim yok. Bir tane daha vermem lazım. Sonra benim tutabileceğim şeye ulaşıyoruz. Moğollardan da kız alsaydın iyiydi ha. Moğol kim ben anlamıyorum ki. Danışmanımız söylerse alırız ama. İşte doğu tarafında, senin ülkenin daha doğusunda küçük küçük Moğol hanlıkları falan vardı ya. Tamam, okey. Artık tutabileceğimiz seviyeye geldik herkesle. Topraklara da adamları dağıttık. Şimdi bunlar Levi yapacaklar. Levi yapmak da anladığım kadarıyla tımar. Yani herkes kendi askerini geliştirmeye başlıyor artık kendi bölgesinde. O yüzden de biraz dur bakayım. Ah bak, vassalların askerleri falan derken F3. Hah, şöyle bir tuşa bastık mı 1000 adam geliyor artık. Çok iyi. 1951'e çıktı çünkü vassallar yetiştirmeye devam ediyorlar. Bastık mı 2000 asker geliyor artık ha. Tamam, çok güzel. Yukarıya notification'lar gelmiş. Title yaratabilirsin diyor. Ha, Jemba Düklüğü, Aral Düklüğü falan. Ama bunlar para istiyor arkadaşlar. 125 falan. Bende öyle paralar Aa, yok niye şu an. düklük demişler ya? Ne? Büyüklüğün bizdeki karşılığı ne? 3 tane eyalette tek bakıyor. Vali falan mı? Vali herhalde. İl aslında, tam olarak il. Ha, 2 tane güçlü vassalımız konseyde pozisyon istiyormuş. Emine'yi evlendirebilirsin diyorlar. Bizim Emine'nin yaş olmuş 19. Hemen vermezsek bu elimizde kalacak. Hazarlara. Go go go. Hazar Bey, oğlan ne yapıyor senin? Yaşı 12 gibi. Gel bunu biz evlendirek ya. Bizim 19 yaşında bir kız var. Şeker çevirir onu. Ha? Ne dedi? Sen dedi, boklu kızını dedi, aldı dedi. Git dedi, önce bir yıkat da getir Bak, dedi. kızını bile almadı. Abi kız almadı herif ya. Yani Hazar Hanlığı sana diyorum. Niye almıyor abi? Koskoca Aa Hazar dur. Hanlığı. İnancımız farklıymış heriflerle. Eksi 1000 puan veriyor Ya inanç farkı. inancı ne olmuş yani? Hazarlar onu mu sallayacak? Hayır. Bak şimdi oyuna göre gerçeğini bilemem. Ama oyuna göre şöyle diyor. Tamam, Aralarındaki kızın hemen tatsızlıklar şey. konvert olsun, Yahudi olsun. Hazar Kağanlığı'nın yönetici sınıfı Yahudiydi arkadaşlar. Daha doğrusu Museviydi. Ne Yahudisi ya? Evet. Yahudiye kız vermeyiz biz. Konvert olsun hemen. Karışır. Karışır, Ya ortalık karışır. dinini karıştırma kardeşim. Kardeşim o karıştırıyor. Bir de Ya tamam, kızı Yahudi bir konvert et. Yahudi de olmuyor mu abi? Hayır abi, öyle o zamanlar öyle değil o olaylar. Hazar Hanlığı'nın yönetici hanedanı Musevi. Kız konvert etsin. Yahudi olsun. Ver kızı. İyi de arkadaş, kız taze Müslüman ve azılı Müslüman bu arada. Ha, Bakkiye öyle mi? Müslümanlık falan. İşte bizim kızı bu. Hatırlamıyor Aa, musun? azılı Bugün Müslümansa 5 vakit namaz kıldım falan değişmiyor tarzı. mu? Bilmiyorum, kıza sormamız gerekmiyor mu böyle şeyleri? Kızım, din değiştirmeyi düşünür müsün? Siyasete din karıştırmayın kardeşim ya. Convert etsin, ver. Şey yapabiliyorum. Sen gene içten içe Müslüman olursun kızım. Görünüşte Musevi ol de. Öyle bir tuş yok galiba ya. Evet, okey. Ay. Kız kaldı elimizde. Başka birine verelim kızı. Bizanslara verelim mi kızı? Hayır. Niye? Mahvolur orada. Ne olacak Hiçbir be? şey de elde edemezsin. Ancak kızını verirsin. Kızını verdiğinde kalırsın. Bok Kız yapamazsın. Tengriciymiş bu arada. Müslüman değilmiş. Ben de onu fark ettim. Moğollara ver o zaman. Kim mesela Moğol? Kırgızlığa vereyim mi? Hayır. Kırgız ne alaka? Kırgız seni sallamaz. Oğlum kocaman hanlık, Kırgız Açık hanlığı. olsun. Kim var Moğol burada? Dur şey tuşuna basayım, kültür görme. Ha. Ha. Karlukları da verebilirsin gerçi. Ya Kıpçaklara ver. Kıpçak nerede ya? Bak şurada. Kız aldık biz oradan. Bir de kız Kız mı aldık. verelim? Peki Kumanlara ver. Kimeklere vereyim. Kimekler neci? Kimekler de olabilir. Evet, kimekler çok iyi olur Peçenek falan. aslında. Peçenekler diye olur ama kimekler senin aslında sınır komşun. Dolayısıyla kimeklerden olsa daha iyi olur. Kimek, tamam. Peki ben sana başka bir soru daha soracağım. Bunların hangisinin böyle hamur işi falan daha iyi? Hamur işi mi? Ha. Nasıl yani? Hamur işi daha iyi olan medeniyet hangisi burada? Hepsinde zaten bir hamur var, bir et var. Bu bölgelerde çok güzel çünkü böyle mantı varyasyonu yapıyorlar ya, hınkal mınkal Çünkü falan. başka bir şey yok. Bir hamur işi var, bir et var. Ottan, meyveden çok fazla anlamıyorlar. Kimeklerden birine ver bakayım. Kimek, tamam. Bunlar da tengricidir tahminimce. Kimek, bak burada bunlarla alayız zaten. Atrayu, Turgay ya da Aktobe'den birine vereceğiz. Turgay'a versek aslında, Turgay'a verirsek şöyle bir güzellik oluyor. Bunlarla alayız. Bunlarla da alayız. Turgay'la da alay Tamam, olduk hadi mu? Turgay'a bak bakalım. Orası, ah tamam. Çocuğu da var, oğlu da var. 2 yaşında ama. Çüş. Ben bizim kıza derim ki idam et.
Babana yap bir güzellik derim. Ya of. Ne? Ha, bunların da oğlu var. 37 yaşında gerçi ama. Tohuma kaçmış. Olmaz mı diyorsun? Olur. Bir dene bakalım. Bir de Atreyular Hazarlarla Sınır. sınır. Evet. İşimize Oğuldaki bir yarayabilir. sıkıntı çıktı, arayı tutar çocuk. Oh shit! Damat ne yaptın filan derken. Peki bir şey söyleyeceğim. Oldu ki ben öldüm, bu herif tahta hak iddia etmesin. Eder. Hayda. Edebilir. Ya onu sen kontrol edemezsin yani. Bir Bir de yere evet, kadar. bir de ben ölmüş olacağım artık değil mi? Yani Tabii ben mi yani. düşüneceğim artık yani? Yalnız biz hiç prestij alamıyoruz bu evliliklerden. Hep bu bebelere evlilik alıyoruz. Biz acaba barbarlara Çünkü mı kızı sen yok daha oluyoruz? büyüksün. Sen Doğru diyorsun. burada siyasi evlilikler yapıyorsun. Sen daha büyüksün. Doğru diyorsun. Sen prestij verirsin, sen alamazsın. Ve çok Ama ilginç bu buradan doğanlar bir de onların şeyine girecekmiş. Bizim kızdan doğan çocukları biz şey yani. yapamıyoruz. Tabii. Olsun Olmaz sana lan bizde asker kalsın diye. sağlarlar. Aa bizde kalsın diye hiç vermiyorlar. Böyle bir seçenek de var. Matrilineal marriage. Ana tarafına çalışır diye. Onu hiç kabul etmiyorlar. Sökmez. Hayda. Turgaylara bakalım mı bir de? E baktın ya Turgaylara. az önce 2 yaşına çocuk vardı orada Aa sadece. dur. Verdim o zaman gitti kız ya. Aa, gitti kız. Çakal gibi de bir tipe verdik vallahi kızı ya. Ne yapacağım kardeşim? Evde mi otursun kız? Kuruyacak kalacak bu sefer. Fabricate claim. Şey yapsana, şey yapabiliyor musun? Bir yerlere yağma akını düzenle. Elde ettiğin yağmanın hepsini ordulara dağıt, böylece sadakatleri yükselsin ve motivasyonları. Yapabiliyorsun bunu evet. Yapsana. Vassallara da atıyorsun daha Yap doğrusu. yap. Onların şeyleri artıyor. Oğuz o şekilde anca. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani şu an benim sınırıma bakıyorsun. Afri gitti. Ben Afrikitlere gideyim o zaman. Yağmaya. Zaten bu taraf Oğuz. Bunların üçünü de Olur, Alliance olur, bağladık. olur. Ya da Hazar'a dalacağım yağmaya. O da tehlikeli. Yok, Hazar'a dalma. Ölürsün. Yani. Seni un ufak ederler. Etmeyebilirler ya. Ederler. Bir save basayım ben. Güzel. Bu şu ana kadar oynadığımız en iyi oyun bu ha. Oyunu hadi bakalım diye kaydediyorum. Şu noktaya kadar yediğim dayakları düşününce çünkü çok iyi noktadayız. Peki. Peki başka bir şey daha Şimdi... var. Demin şuradan bilgi geldi bana. Diyorlar ki sen diyorlar istersen Chiefdom of Mugodzar'a evlendiniz zaten. Buraya fabricate claim diyor. Yani hak iddiasında bulunabileceğine dair bir şeyler kasıp çıkarabilirsin diyor. Boş ver ya. Hı? Ne var orada, ne var ki? Oranın zenginliği ne? Oranın olayı ne? Ne bileyim. Bir de boşu boşuna bir hiç için savaşa gitme Topraktır yani. yani. Okey. Ha şey almadık. Ne bu? Concubine almadık kendimize. Concubine'de concubine. Concubine ne işe yarıyor? Ben ne bileyim, sen bana söyle. Bu oyunda concubine, cariyeler ne işe yarıyor? Bir işlevi var mı arkadaşlar? Cariye al, cariye al. Çünkü artık ben de değil. Cariye al diye bu şey çıktı burada yani. Aman abi Yani cariyeyi unutma bir filan diyor. Someone of your Ha, rank. prestijin az kalıyor diyor. Ya sen diyor erkek adamsın diyor. 4-5 yığman lazım diyor. Böyle bir Tamam şey işte var oyun, gerçekten. bilmiyorum, sen bana söyle. Oyunda Konkubay'ın işlevi nedir? Onu ben soruyorum yani. Çocuk Aa, o doğuruyorlar. zaman bas bas. Zaten Stres azalıyor. şaka değil, liderin stres barı var, onlar azalıyor demek ki. O zaman ben ya beğenmiyorsun ama Unbelievable. bir şey söyleyeceğim. Tamam, konsubinlerini azgın almana izin veriyorum. Yo zaten bunları court'tan seçebiliyorsun. Öyle kafana göre şey seçemiyorsun. Courtier mı? Ha. Saraylı cariye mi olur lan? Ama lowborn bunlar, saraylı diye düşünme. Saray etrafında takılıyorlar. Bizim hanımın kuaförü falan Ha. mesela, hani atıyorum. Anladım. İyi al. Peki daha geniş arazilerden cariye arayamıyor muyum? Mesela ben şey diye ilan Ne çıksam. işine yarayacak ki? Bize cariye getirin. Cariyenin doğurduğu çocuğun devlet yönetiminde hiçbir hak iddia etme şansı yok. Ha, o da öyle değil. Ona demin bakarken gördüm. Şimdi sen söyleyince bak şeye Ancak giriyorum. komutan falan yapabiliyorsun normalde. Bak Oğuz kültürüne giriyorsun. Burada daha doğrusu, pardon, burada değil. Gördüğüm için söyleyeceğim bunu. House Yoshita, bu da değil. İnanç, Tengrizm. Tengrizm'in altında Bastard diye bir şey var. Piçlerini legitimize edebiliyormuşsun yani. Ya edersin de hanlar hanı olamaz. Yani çok daha küçük bir seviyede kalır. Ya anlar hanı da olmasın be.
legitimize edersin tabii, şeydeki gibi değil. Hristiyan Batı'daki gibi değil de. Neyse, stresini azaltıyormuş en azından. Al bakalım. Buradaki, o zaman buradaki konsubayn tam cariye gibi değil. İkinci kadın, üçüncü kadın gibi. Bunlar da eş oluyor o zaman. Yasal olarak alıyorsun. Peki, chat'te bir şey soracağım. Chat, bizim şu an şeyimiz var. Tribal authority, yani kavim otorite seviyemiz var. Bunu arttırınca ne oluyor? Tribal rulers with non-tribal lieges may settle, becoming feudal or da bir insanları hapsetmemi sağlıyormuş yani. Karakter arayıp onları kortuna çağırabiliyorsun. Harbiden mi? Ben İrlanda oynarken 17 çocuk yaptım. Hepsi hak iddia etti. Bak, boyun böyle bir boyun. Ben diyordum sana, ilginç bir boyun biraz. Oğlum, koskoca Kıpçak Hanlığı'nın bile, Kıpçak Hanlığı'nda bile Nogay Han var bir tane. Adam büyük ihtimal bir bastard. O yüzden han olamamış adam. Ama büyük orduların komutanı falan olmuş. Hani biraz de facto lider gibi olmuş. Ama adam han olamamış. Han unvanını hiç kullanamamış. Bak, find karakter diye bir seçenek var şimdi. Ben buradan manit bulup çağırabiliyormuşum kortuma. Manit bulup. Manit bulup. Mesela ben atıyorum şimdi şöyle bir şey yapsam mı? Konsubay mı bulacaksın yani, anlamadım. Evet. Ama şöyle mesela female adult tabii ki. Oh shit mother. Kültürünü mesela şeyden seçeyim. Türkik grubundan seçeyim, anladın mı? Bak. Burada böyle Facebook gibi bir anda böyle muazzam bir manita ordusu çıkıyor yani. Ben buradan lowbornları lap 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 yapıştırayım kasaraya. Niye Lowborn? Çünkü prenses gelip de şimdi metres olmaz. Hmm, doğru. Hani. Yani. Zaten bir de bir şey söyleyeceğim. Cariler arasında hiç soylu var mı ki seçeneği? Yo. Yok değil mi? Bizim sarayda soylu yok ki zaten. Herkes it kopuk. Soy da yok bizde galiba. Ben anladım o. Ya soyluluk, zaten soylu derken savaşı kazandın ve kendi hanedanını kurdunsa soylusun. Öyle doğuştan gelen soyluluk falan gibi bir kafa yok zaten Türklerde. Bak. Bu kim? Ana, O başkasının senin, eşiymiş bu be. oğlum senin Benim eşim lan bu. kendi karın lan. Evet. Tamam. Bu da bizim Yıldız al gelin. bak, yıldız var. Sayıları mı iyi yıldızın? Ha, sayıları da iyi, adı da güzel. Oğuz. Ama çiftin Aydoğdu'nun metresiymiş o. Ha. Belki Niye gelir çıkıyor gerçi. sana o zaman seçenek olarak? Hayır, şu an bu cariyeler seçeneği değil. Bu genel karakter finder. Facebook'a girdim ben şu an. Şimdi evlilik durumlarına falan bakacağız. Invite the court. Gelmem diyor. Okey. Çüş. Başkasının sevgilisi olan kadını mı çağırdın? Make concubine bak. Ama bu bizim court'ta zaten şu an galiba. Biz var ya, buradan gidelim şimdi. Allah'ım, oyun oynayacağız diye çağırdı. 2 saattir kadın seçiyoruz adamı. Oyun oynuyoruz ya işte. Ah, Ayten var. Entrikası aşırı yüksek. Ama bu da Shift'in şahbaza çalışıyormuş. Bize boş adam lazım. Bak, herkes Boş kişinin bir değil. şeyi. Herhangi bir kurum, kuruluş ve kişiyle alliance'ı olmayan birindeyiz. Hakikaten herkes herkese bağlı arkadaş ya. Nereden onu şey yapıyoruz? Cooks. Imprisonment. Marital status. Unmarried olsun zaten. Medeni durumunu filtreleyebilirsin dendi. Filtreledim. Ama herkesin kortiyeri çıktı. Gerçi kortiyeri olmayanlar buraya çıkmıyordur. Aman boşver. Saldım konkubayn işini, biliyor musun? Saraydakileri yapıştırıp geçeceğim. Savaşa gideceğim sonra da. Uğraşılmaz. Ben buraya direkt sarayda kimi görürsem basıyorum. Hatice gel. Gel Hatice. Gel Serap. Ne yapacağız abi? Cariye cariye diye diyar diyar gezecek miyiz? Gel. Yeter be. Ben de sıkıldım vallahi. Yeter abi. Cariyelerimi de aldım. Gel bakalım. Tamam. Şimdi sen diyorsun ki şey yap diyorsun. Ya şu Afrigitleri bir yağmala bir kere. Yağmalıyım değil mi? Fethetmeyeyim. Fethet de edebilirim. Yok, önce yağmala, sonra zenginliklerini askerlerine ve beylerine dağıt ki senin ne kadar cömert olduğunu görsünler, motive olsunlar ve sadakatleri artsın. Böyle bir seçenek varsa oyunda, böyle bir şey işe yarıyorsa tabii. Var. Şöyle oluyor. Ben tarihten bahsediyorum. Giriyorsun korta. Kortta böyle atıyorum. Mesela vassallarımı nereden görüyordum ya ben? Courtiers.
Guests. Hay Şaman Ali diye birisi var. Erkek şaman oluyor mu ya? Ne demek erkek şaman oluyor mu ya? Bilmem. Oluyor mu? Tabii ki oluyor. Öyle mi? Evet. Her cinsiyetten şaman olur ama kadın şamanlar daima daha güçlüdür. Tamam. Bak mesela bizim işte atıyorum. Gerçi bizim şu an herkesle aramız çok iyi. Bir tek burada Rüstem var. Rüstem'le aramız kötü. Rüstem'i seçip... Niye kötü? Ne bileyim ben. Herkesle aramız iyi mi olacak? Rüstem'i ayartabiliyorum. Sedius var hani. Rüstem'cim nasılsın falan var. Saçmalama ya. Rüstem'le böyle balığa malığa çıkmaca var. Rüstem'im gel bir gezelim seninle falan tarzı muhabbeti arttırıyorsun. Oğlum yağma akını yap. Bir de... Evet okey hanım o zaman şimdi... Sen bana şunu söyle bir kere. Crusader Kings'i beğendin mi? Şu anda daha savaşa çok giremedik farkındayım ama... Sürekli kadın seçiyoruz ya geldiğimden beri. Peki orta çağda da böyle değil miymiş yani o yıllarda? Ya tamam da bir numaralı konu bu değil hani. Önemli bir şey tabii de. Dur bakayım. Vurdu kırdılı oyunları ben daha çok seviyorum biliyorsun. Mount & Blade girelim bir arada. Girelim ama şeyi benim odaya setup yapmanı bekliyorum ya. Şu direksiyonu falan benim odaya almalar. Doğru. Predator laptop da yapacağız sana şimdi. Peki o zaman ben gidiyorum. Dalacağım Afrigi'de. Basıyorum yağma tuşa. Yağma akını şey böyle bir fark gözetiliyor mu bu oyunda? Evet. Yağma akını ve savaş arasında. Evet. Ben onu bir önceki oyunda fark etmemişim kendim oynarken Götland'de. Meğer şöyleymiş. Raise all armies ya da raise all as raiders. Raiders. Ha, çok güzel. Çok iyi. Raise yağma as raiders. Akını yap. Ganimeti de komple askerlere, beylere dağıt. Tamam. First Raiders of Aktau. Komutanları da Chieftain Baturay of Garaboaskol. Heh, Garaboaskol'da zaten Afrigi'de kıyısı vardı. 14 günü hazırlar. 12, 10. Bak günler çok hızlı geçiyor böyle. Oha, 1000 kişi çıktı lan. 1900 kişi çıktı arkadaşlar Raider. Ben şu ana kadar 300 kişilik ordularla takılıyordum. Çıkar. Peki bunlar gidip 198 altın alacaklarmış şimdi en fazla. Her ay sıkılıyorlarmış. Ordunun özelliklerini söylüyorum. %100 şu an supply'ları var. 7 tane de Bahtır var başlarında ha. Çok iyi. İyi. Ben bunları ikiye bölsem yarısını oraya yarısını buraya mı göndersem acaba? Hayır hayır öyle yapma. O zaman gönderiyorum buraya. Gönder gönder. Barony of Kuguneke. Yağmalasınlar bakalım ne kadar ne çıkacak orada. Ama ha. Sen kendine hiçbir şey isteme ha söyleyeyim. Tamam. Ben sana başka bir şey soracağım. Savaş açmadan yağmaya gönderebiliyoruz herhalde diye düşünüyorum. Oyunla da alakalı bir şey bu. Chat'tekiler söyler biliyorlarsa. İşte onu sordum. Yani yağma akını ve savaş arasında bayağı fark var normalde. Bu oyunda var mı? Gönderdim bakalım şeye. Sarıkamış'a. Sarıkamış değil mi burası? Aa Sarıkamış. Adı Sarıkamış da bizdekiyle tabii alakası. Orada kuru kafa mı var? Evet oraya giderken 100 kişi kaybedecekmişiz yolda. Attrition diyor. Bak gidiyorlar yavaş yavaş. CM3 paralı mı? CM3? Crusader Kings 3 mü? Crusader Kings 3 şöyle arkadaşlar. 77 TL Steam'de. Aylık 14 TL Xbox Game Pass'te. Öyle bir ayrım varmış. Okey. Bir ülkeyi yağmaladığın zaman o ülke sana 5 ay boyunca düşman oluyor. It's not surprising. Niye acaba? Man at Arms Regiment. Bu ne acaba? Dur. Bu kim ya? Bizim şey geldi. Şaman, Hay Şaman. Ha ne diyor? Bizim memleket bunların. Diyor ki eski yazılara mazılara falan bakıyorum diyor. Dünya diyor 6000. yılında ölecekmiş diyor. Ha. 100 yıla kadar dünya bitiyor diyor. Şahım diyor. So what? Ne yapalım diyor. Hiçbir şey. Öyle olur mu? Adam gelmiş soruyor. Ne yapayım diyor. Mesela halka söyleme bunu. I should consult with more shamans. Şöyle diyor. Herkese söyle kardeşim hayır, bunu hayır. diyor. Hayır hayır. Olay çıkar. Peki. Ali'cim doğru söylüyorsun diye biliyoruz. O zaman Ali 200 mi? Ha Ali'ymiş ismi. O Ali zaman yaşamalımız mı var? Karışık. The cool diyerek koymuş ismini. I should consult with more shamans. Dur. Okay. Şamanlara şey yapınca biz experience kazanıyoruz. Bak hepsinin farklı sonuçları var krallığımız için. O yüzden söylüyorum. Ben zaten en doğru kararı verdim en başında. Baş hatunun olarak gerçek baş hatunun. Peki. Sadece şunlar var. En üstteki şey var. En üstteki uzun vadede dini inançsız, devleti inançsızlığa yanlış. Sürükleyebiliyor. İkincisi devleti dindarlığa sürükleyebiliyor. Yanlış. Üçüncüsü he babam he deyip gönderiyorsun.
Arkadaş biz bu şamanın lafını dinlemeyeceksek niye aldık bunu? Ya bu bilgi yani önemli bir bilgi değil ve saçma. Şaman dediğin devlet yönetiminde şuna yarar. Mesela dersin ki hangi gün saldıralım? Şaman da gökyüzüne bakar der ki şu şu tarihte saldırın hanım. O da şart değildir yani. Aa, bizimkiler... Oğlum yağma yapsanız lan. Din devleti değil neticede. Buldum yağmalayacak bir yer. Kurtuş diye bir yer buldum. Ana 15 altın veriyormuş. Keşke başkentlerine gönderseydim. Es, biz de acemi yağmacıyız şimdi. Nasıl bir şey biraz? Önemli olan şu. Gorgeous. Daha doğrusu. Oo, bak. İşte. Hamile mi kaldı? Tabii ya. Süper. Hoş geldin çok yar. Iyi. Sarayıma. El alem ne derse desin. Hadi 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 hadi. Takır takır çocukları basacağız. Lens yağmalayacak daha iyi bir yer yok ha bu. Nasıl yok ya? Biz yanlış Gürgenç, bir şey yaptık. Gürgenç'e git bakayım. Gürgenç oranın en büyük şehri olması lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar fakir. Bak 5 altın 9 altın. Gürgenç'e gitsene şu bayrağın olduğu yere. Bu çevre zengindir zenginse. Ha bura. 19 altın veriyor ora. Al alabildiğini al. Öyle yapacağız ne yapalım. Hay Allah be. Ya önemli olan orada yağma akını düzenlemen. Oradan aldığın yağmayı askerlere dağıtman. Kaç lira olduğu önemli değil. Ha. Generous olduğunu gösteriyorsun sen şu anda. Adam, hani sadakatlerini sağlıyorsun. Kral millet şey diyor. Bizim bey diyor eyvallah çalışıyor Cömert, diyor. Tabii. Köprü yaptı yol yaptı gibi İnsana biraz. İnsana yaşat ki devlet yaşasın. İnsandan ilk kasıt askerlerdir. Peki ben bu Afrigit'ten yeterince para kazanamadım desem. Samanit yavaş şahlı yavaş mı var? Büyüyeceksin işte. Bak trans şahlıkmış bu. Şimdi 14. Askerlerine paraları dağıtacaksın, yetkileri de dağıtacaksın. Sonra onların sadakatleri ve motivasyonları artacak. Sonra git Samanileri yağmala işte. Asıl zengin olanlar Samaniler zaten. Hem de zaten. Ne zenginler biliyor musun? Evet zenginler. Ben peki... Sonra da Tahirileri yağmalayacaksın. Sonra Gürleri, sonra Şahileri. Sonra orada büyük Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nı kuracaksın bebişim. Peki hanım. Güzel anlatıyorsun ama ben de diyorum ki yağmaya gönder dur 40 bin iş. Ben gel bu Afrigit'i fethedeyim. E zaten fethedeceksin. Yağma akından sonra fethedeceksin ha, diyorum. Tamam. Fethedeyim sonra oradan yağmaya daha hızlı çıkarız tabii yani. Tabii ki. Buraları da bizim çocuklara dağıtırım. Benim önerim şuydu. Neredeyiz deminden ama? Beri söylediğim üzere. Önce bir yağma akını yap. Hem onların bir güçlerini ölç. Hem askerlerini zengin et. Hem de sadakatlerini arttır. İkinci adım orayı fethetmek. Sonra oraya yerleşeceksin. Sonra... Biraz zaman geçecek, Samanilere saldıracaksın. Asıl bunlar, zengin olan onlar. Bunlar boş adam çıktı, vurduk öldüler ha. Tamam. Bir vuruştuk zaten canları varmış çöl. Bunları. Orayı ele geçirdin. Geçirmedik, yağmaladık. Orayı ele geçireceksin birazdan. Ha tamam. Birinci adım yağma akını, ikinci adım fetih, üçüncü adım Samanilere saldırma. Stratejim böyle olmalı. Bahattin Tuncer 7. ayına girmiş, hoş gelmiş. Peki ben de bu arada ev bizim topraklarda biraz yatırım mı yapsam? Bir de şöyle bir şey de var oyunda yapabildiğimiz. Topraklarına giriyorsun. Nerede topraklar? E topraklarında tabii şurayı geliştirin, burayı geliştirin gibi şeyler de yapabiliyorsun. Halkın hoşuna gidiyor mu? Hanlar, hamamlar. Ya halk okey abi zaten. Yeni... Nasıl halk okey? Kontrol %100. Yani. Halk okeyse ne yapacaksın ki? Şimdi mesela hayır şunu düşünüyorum. Burası benim Aktao başkentim şu anda. Hı. Ama böyle bir yer Aktao'ya gösterimizden Aktao. Yani çöl. E tamam ne yapacaksın orada saray kursan ne olur? Hep Samanileri fethet, zenginler. Neler yapabiliyorum şimdi? Palisade, duvar, war camp, gathering halls. Burada işte millet toplanıyor. Manası daha çok asker yok, geliyor. Para. Ama market de yapabiliyorum. Ticaret. Yahu senin etinle budun ne olur? Olmaz mı diyorsun? Hayır. Git Samanileri fethet, zenginleş, ondan sonra ana ticaret yollarının hakimi olacaksın zaten. Hazara kıyım var. Zaten senin oralarda marketler falan olması lazım. Şu Samanileri bir ele geçir hadi artık ya. Tamam. Oturduğum yerden yargı dağıtıyorum. Tamam yaptım yağmayı yeter mi bu kadar yağmayı? Daha yağmadın mı? Dağıttın mı askerlere? Daha değil dönecekler sayacağız o zaman kaç topladınız tamam. Diye o zaman dağıtacağız. Daha var mı alınacak altın oralarda? Yani var da
Marjinal gelir düştü öyle söyleyeyim ben. Yani mesela şu an gittiğim yerden 14 vuruyorum, 15 vuruyorum. Bundan sonrakiler Peki, 5, hazır 3. yağma akınına gelmişken Fethiye çevirebiliyor musun onu? Bir daha ekstra lojistik masraf falan çıkmasın. Galiba hayır. Çünkü onun için casus belli yapıp proper savaş açmam gerekiyor olabilir. Peki mevsimlerden hangi mevsimdeyiz şu an? Ve bu fark ediyor mu? Bu oyunda mevsim falan diye bir şey var mı? Yok yok. Ha. Yok mevsim. Ya mevsimleri görmezden geliyor oyun. Çünkü şu coğrafyada kışın savaş açmak mantıklı bir şey değil. Eğer mevsim farkı gözetiliyorsa ona dikkat etmek lazım. Yani çöllük toprakta kışın savaş açmak daha iyi değil mi aslında? Çöl rüzgarı diye gelirsin. Bir şey var. Hayır. Ağzın burnun kum olur. Geberirsin. Tamam. Telef olur yani. Anladım. Develerin de telef olur, atların da telef olur. Peki. Bizde her şey çocuklar arasında ikiye bölünüyormuş ben ölünce. Benim karı çocuğu erkek doğurmasa şimdi başımıza. Ha? Oğlum zaten yani. Alo. Olay bu. İyi de yani Oğuzları yönetiyorsun. Erkek doğurma lan. Erkek doğurması beklenir. Erkek doğurması iyidir. Ya ben bu sefere... Bölünerek çoğalacaklar. Her biri başka bir Türk devleti kuracak işte. Sonra ittifak yapıp beraber bir yerlere saldıracaklar. Büyüyecekler falan filan. Ben bu yağmayı geri çekiyorum. Niye? Çünkü şu an gidecekleri her yer çok dandik. Açıkçası. Bunları geri çekeyim. Aldığımız parayı dediğin gibi dağıtayım. Ondan sonra Fethiye çıkalım biz buraya. Tamam. Boşa vakit harcıyoruz. Evet, evet, evet. Ben evet. Buraya. Önemli olan askerlere şey göstermek yani. Bakın kazancı size veriyorum. Ben böyle bir hanım. Sizin zenginleşmenizi önemsiyorum. Hmm. Halkımı müreffeh tutmaya çalışıyorum. Hmm. Yani halkına bunu gösterirsen o askerler senin için ölüme de gider, her şeyi de yapar. Tabii. Çünkü aslında kendisi için gidiyordur. Anladım. Ordusuna cimri davranan hiçbir hükümdar başarılı olamaz. Mesela Büyük İskender'in en önemli özelliği bu, biliyor musunuz? Aha. Ah oh, kız doğmuş. İsmini de ne koysam? Gülsüm koyayım ismini. Ne Gülsüm'ü lan? Umay? Umay zaten anasının adı. Tamam. Hayır, başka bir isim koy. Esin. Esin ne be? Umay. Esin, Umay. Ha bire bu çıkıyor. Başka bir isim koyamıyor musun? Egur Oğuz. Firuze. Firuze diye Oğuz ismi yok, geç. Yaşar. No. Tura. Başka? Dünya. Olmaz. Yaşar. Irge. No. Mutlu. No. Gülbahar. No. Mala. No. Hürriye. Hürriye mi? Hayat. Ya sen söyle, ben elimle de yazabiliyorum bunu. Chatten birini koyalım istersen. Yıldız koy ya. Ulduz koyayım. Ulduz koy. Benim karakterin adı olsun. Ulduz. Ama bunu ite köpeğe vereceğiz. Sevdiğimiz biri olmasın. Ne ite köpeğe? Niye ite köpeğe veriyorsun kız bu kızlara çocuğunu? Hep ite köpeğe veriyoruz biliyorum. Bu nasıl bir ataerkil bakış açısı ya? Ataerkil değil, aksine. Yani... Sanal kızını bile müstakbel damadından kıskandı az önce. Evet. Olaya bak. Kaliteli damat mı var? Hepsi it köpek. 800 senesindeyiz. Sanal kızı dövecek mi? Ne yapacak kıskandı. Belli değil. Canım benim. Türk erkeği. Ulduz koy ya. Ben bunun ismini kız No 1 koyuyorum ve kızı hiç böyle... Saçmalama. Proper isim ver çocuğa. Kızla hiç bağ kurmayacağım. Hiç suratına bakmayacağım kızın. Saçmalama lütfen. Annesi yetiştirsin. Öküz baba mı olacak? Nasılsa verecek, vereceğiz gidecek diye hiç kıza bakmayayım diyorum. Saçmalama. Koyayım mı düzgün isim? Öküz baba olma lütfen. Düzgün bir isim koyar mısın kıza? Allah'ım yarabbim. İsmini çöl bebek koysam? Neden kız çocuğun olduğu için bu derece yastasın şu anda yani? Yasta değilim ama biraz da orijinal isimler olsun yani. Ulduz, çöl Yıldız. Bebek orijinal bir isim mi? Evet, çünkü bence oyunda başka çöl bebek diye hiç karakter yoktur. Olmaz mı? Dur sana. Ay Bilge koy. Hah, oh be. Ay Bilge. Evet. Güzel isim bak bu. Gerçek you, bir Türk ismi. May you grow to be strong and wise my daughter. Yes. Yapıştır. Tamam. Cins ya. Ildız, kız No 1 koyacaktı. Ildız Bıldız, başka isim bilmiyorsunuz siz de yani. Seviyorum o ismi diye. Bıldız ismini seviyorum. Dur. Aa bir dakika, bir saniye. Bunlar şu anda Raiding Army olmayı bıraktılar. Hı. Düz orduya dönüştüler. Hı. Parayı kasaya geri gönderdiler benim. Parayı niye gönderdiler sana? Çünkü ya işte yağma ordusundan düzenli orduya dönüştüler şu anda. Parayı onlara dağıt. Tamam, dağıtırım da.
Hazır sınırdalar şu an. Laps dedi girdik mi gireriz. Giren mi? E tamam gir işte hadi fetih yap artık. Madem o kadar zayıf bir ülkeymiş alalım bari O yani. zaman bu satrap Erak'ı ben bir arayayım. Gel bakalım koç. Ne yaptın? Ha? İpleri var. Yok ki casus bellimiz yok ki. Ha, şu an diyor sen orduyu topladın diyor. Orduyu topladıktan sonra dalmak yok diyor. Böyle bir şey var niye bilmiyorum. Ne? Ya herifin sınırında ordumuz var ya bizim. Hı. Şu an dalarsak ya şu an savaşı açamıyorsun böyle oyunda şu anda. Abi tamam bir an önce fetih nasıl yapılıyorsa o raddeye gelir misin ya? Sıkıldım ya. Benim karım da böyle valla. Fethet artık şurayı. Edeyim mi? Evet hadi. Biraz şu sınıra fınara market falan kurdurtmasam mı ya? Ay çölün ortasına ne marketi kurduruz? Hazarın kıyısı orası. Zaten pazara mazara olması lazım oranın. Yok ama. Peki başkenti geliştirsem şu an Tribal Hold diyor Ne mesela. işine yarayacak başkenti geliştirmek? Doğru Orası verimli söylüyorsun. bir bölge değil zaten. Ama Azıcık hani zenginleş sonra dönersin ana vatanına. o zaman benim vassallardan birine ben yapıştırayım paraya. Birine mi? Bütün orduna dağıtır mısın parayı? O kadar gelmedi ki para. Ya 100 altınımız var bizim. Çok az para bu. Ben bilmem. Sen tek kuruş almayacaksın, orduna dağıtacaksın. Sabahtan beri dilimde tüy bitti ya. Aa, Hatice pregnant oldu. Aa, bizim verdiğimiz kız değil mi daha Hatice? Kime vermiştik Biz biz mi bunu? vermiştik? Yok, konkubaymış bu. Tamam. Oho, bak görüyor musun? Maşallah, maşallah. Hey. Ben bununla her seferinde küçük bir gurur duyacağım. Vassallara vereyim bari parayı, ne yapayım? Powerful vassal diyor adam. Al bakalım koçum, 25 altın. Al. Kalsın abi sende. Dur, vassallara verdik arkadaşlar, şimdi vassal önemli. O zaman ben buna savaş ilan edeyim. Koçum, senin aklını ruhunu emiklerim lan it. Ne oluyor? Savaş açıyorum. Efendi gibi aç, efendi gibi. Yoksa casus belli tuttukları Voron satrap. Ne casus belli lan? Başka medeniyet işte. Yetmez mi? Arap diye seçip dövemiyor muyum? Invade Kingdom. Ne diyor? O Sizi kadar... fethedeceğiz çünkü zayıfsınız. Büyük balık küçük balığı yer. Ne diyor? Çok ilginç. Bütün krallığını fethedeceğim diye savaş açamıyorsun. Çünkü o Ha. kadar prestijli değilmiş bizim medeniyetimiz. Ha. Bu ne demek bilmiyorum. Böyle şeyler mi var? Var tabii. Nasıl? Girip bir tane dükalığını fethedeceğim diye biliyoruz. Zaten geri kalan kısmı ülkenin çöl. Ya da bir tane yerini fethedeceğiz diye biliyoruz. Ha, okay. Nereyi fethetsem? Zaten ülkenin kuzeyi güneyi çöl anasını satayım. Bir orta kısmı var. Orada da dükalık kurulmuş. Git orayı fethet. Okay. Çok ilginç detaylar ya bunlar. Diğer oyunlarda çünkü hiç bu kadar detay yok ya. Mesela adamı ben komple dalacağım sana diyemiyorsun. Çok ilginç bir şey bu. Yavaş dalıyor yani. Bu ne? Samanit şahtım. Bir dakika, bu daha büyük bir şeyin parçası lan. Ya bunun Elay sıfır diyor ama. Kültürünün bir parçası olan bir yere mi dalıyorduk biz acaba? Bak, objektif Samanit şahtımı bitirmek. Dük. Afrigit satrapi. Neler oluyor şu an anlamadım. Ben de çözmeye çalışıyorum. Yani şöyle baktım da Invade Kingdom dediğinde Kingdom dediği baya böyle bak şu yeşil toprakların hepsi gözüküyor. Bizim sınır da değil sadece her yer gözüküyor yani. Yok diyor ben sırf bu bölgeye dalacağım deyince şu mavi bölge oynuyor görüyor musun? Tam bizim alacağımız yerler. Oraya dalacağım ben de işte o Tamam kadar. oraya da. Zaten adım adım ilerlenmeyecek mi? Tabii. Aklınız alırım lan. Dikleri var. Diyemiyor muyuz? Onu da mı diyemiyoruz anasını satayım? Onu da diyemiyormuş. Peki. Country o zaman. O da burası olsun. Tam başkent işte. Gideyim başkente dağıtayım. A country divided olsunlar. Ha. Al bakalım ha. Ordumun tadına bak ha. Güzel. Bana şimdi bir rally puan, rally bölgesi lazım. Nasıl koyuyorduk rally'yi? Bezolar mıyız? Dur, rally point. Rally point'i nereden koyuyorduk? Bazı arkadaşlar önemli bilgiler veriyorlar galiba ya. Oyunda titles var.
Oralar sınırları belli krallıklar. Sen sınırlarını o şekilde genişlettiğinde ben buranın kralıyım diyorsun. Orası da objective oluyor. Bahattin 101 atmış demiş ki iki güzel insanı bir yayında görmek güzel oldu sevgilerimle. Bizden de sana sevgiler. Gönder lan ordular o zaman. 300, 500, 800, 1000, 1900. Öf. İşte geliyor. Şu Gürgenç o dönemin aslında önemli bir ticari merkezi. Orada zenginlik yok mu ya? Bakacağız şimdi. Ben bir çocukları gönderdim baksınlar diye. Türkler nasıl ve niye Müslüman oldu? Arkadaşlar. Müslüman şehirleri, Müslüman krallıkları, Müslüman imparatorlukları şunu bunu fethedip oralarda yerleşik düzen kurabilmek ve de meşru olabilmek için Müslüman olman gerekiyor. The Rise of Islam. Siege weapon nasıl kuruyor acaba ya? Ha, Menetan'la özel asker çıkarıyormuşuz. Ben şu an hep toplama orduyla gidiyorum. Okey, bir dahaki sefer onu yapalım. Yok yok, Tanrı diniyle İslam benziyormuş falan. Bir dolu saçmalık okudular senelerce. Heriflerin en büyük şehrine biz dayandık vallahi. Hiçbir şey yapamıyorlar şu anda. İki aya düşüyor şehir. Gürgenç'ten yeterince gelir elde ediyor musun? Gürgenç'i daha almadım. Bu arada aldığımda da tak diye para gelmeyecek. Maşallah hanım, maşallah. Ebesine sabahtan beri bana az mı kalın lazım diktiriyorum. Enerjimiz yüksek. Gençliğimiz var. Allah'ım ya, bu nasıl eril bir oyun oynama şeklidir ya Rabbim ya. Üremem lazım abi, eril olacağım tabii, ne yapayım. Yaşım olmuş 49 benim. Oo, 47 yaşından 49 yaşıma 3 tane çocuk koydum arkadaşlar. Maşallah. Üretime. Cengiz Han'ın yolunda ilerliyorsun. Herkes akıllı olsun. Just saying. Burada notification'lar yeni bir şey gelmiş mi? Ally'ları savaşa çağır. Yeah. Title üretebilirsin. Yeah. Savaş açabilirsin. Açtık. Aa, Emira Kang diye birisi varmış içeride. Bu kim? Ana! Sakallının karısı esir düşmüş bize. Aa, iyi davran. 50 liraya veren mi? Ver. Allah. Gerçi şimdi kalesi herifi de... Savaşçının onurlu davranması gerekir. Daima. Tamam. Şimdi bana diyor gönder karımı diyor. Göndereyim, nereden gönder, gönderiyorum? Güle güle. Geçen çünkü birisine gönderecektik. Çocuğu depoda unutmuşuz 9 sene. Biliyor musun sen onu? Ne? İrlanda taraflarında oynuyordum oyunu ben daha önce. Çok küçük krallıklarız böyle. Yan krallığa daldım. Eldirdim adamı işte. Fethettim falan. Fetih sırasında çocuğu, adamın çocuğunu esir almışız biz. Kendi Hı-hı. kalemize götürmüşüz. Hı-hı. Unuttun sonra orada çocuğu. Çürüttün zindanda. Sonra oyun dedi ki, abi dedi, zindanda çocuk var. Bu burada kalmasın. Bunu gönder istersen adama dedi. Yine aynı bu şekil ekran çıktı. O zaman da herifi fethetmişim ya artık. Adam aynı şey dedim ya. Dedim kardeş senin çocuk bizde, kusura bakma. Paramı da istemez. Ben çocuğu sana gönderiyorum dedim. Adam dedi ki tamam abi gönder. Göndermemiş, çocuk kalmış 9 sene zindanda. Ben de gönderdik zannediyorum. Haberi geldi sonra. Abi zindanda bir çocuk buldu. Hem de soylu muydu? Neler yapılabilir? Soylu bir esir vesilesiyle neler elde edilebilir? Hazine unutmuş zindanda adam. Zindanda diyor. Nibolu Savaşı'nı bilirsiniz. Nibolu Savaşı sırasında bir sürü soylu esiri vardı Osmanlı'nın ve onlar vesilesiyle dünya kadar para kazandı adamlar. Şeyi gönderdik. Çocuğu göndermemişiz. Askerler geldi 9 sene sonra. Aa 9 sene de ne savaşlar çıktı, neler oluyor. Ben unutmuşum çocuk mucuk. Askerler geldi 9 sene sonra. Hanım hanım diyorlar. Han demiyorlar. Kralım diyorlar. Benim de şehri kuşatmışlar o sırada. Başka bir ordu gelmiş. Benim şehri kuşatmış, tamam mı? Dünyada haberin yok. Sen tabii cariye kovalıyorsun. Ben gelin hamile bırakmışım o arada. Allah'ım yarabbim tamam ya. Bizim oğlan... Ay hiç han olmayacak adam, yemin ediyorum. Tamam, gelin hamile bırakmışım. Ortalık çok karışık. Netflix'e dönmüş bizim kale.
Geldiler diyorlar ki hanım diyorlar zindandaki çocuk öldü diyorlar. Ben böyleyim ne çocuğu lan zindan diyorlar ki. Ne çocuk var diye zindanda ne çocuğu lan. Aa bizim komşunun çocuğu ben demiş 9 senedir meğer. Kuşatma sırasında öldüğü için yan krallığa şey dedik. Ya kuşatmada taş geldi başına falan dedik. Hayret ya. Bayağı eğlendik yani. Peki burayı aldık galiba ya biz alacağız mı? Bu yayını YouTube'a atacak mısın? Ya yok hiç kayda falan girmedim valla. Aa. Aa karıyı tekrar şey aldık, esir aldık. Geri ver, geri ver. Bir daha vereyim mi? Ver. Ama bu da ayıp oluyor biraz. Ver. Ha yok vermişiz zaten tamam o önceden gelmiş o uyarı. Okey. Peki şimdi biz burayı aldık. Hı. Burayı aldığımızda kalsın mı bu savaş? E tabi biraz ordun dinlensin. Biraz zenginleşsin, yayılsın. Şu yanı da alayım ya ben. Şimdi bak. Ya biz şurayı da alalım. Hemen alabiliyorsan al. Abi bir şey olmadı ki 1984 adamla geldik. Bir tane yolda birisi başını taşa çarparak öldü. Onun dışında okeyiz yani. İyi okey ya. Düz yürüyoruz. Bir kişi daha öldü. Sıcaktan falan bayılıyorlar herhalde. Aha! Aa erkek oldu bu sefer ha. Çok iyi. Demir diyorum bunun Demir ismine. olsun, güzel. Hadi bakalım. Ha benim oğluma. Adınla büyü yiğidim. Ya kalkanınla gel ya kılıcınla gel. Neydi öyle bir laf mı vardı? Yok. Bu yayın YouTube'a gelmeli. En azından izlemeye aç yayın tekrarını. Kayıt almadım vallahi arkadaşlar. Onun için kayda basmam lazım YouTube atmak için ayrıca. Kuşattığımız karede salgın başladı. Bunlar düşer. Bunlar kötü kötü olur. Şöyle yaparız. Belli gün saat belirleriz. O gün ve saatlerde Sungur Bey ile bu oyunu oynamaya devam ederiz. Ben de bir yandan size Oğuz Yabgu hanlığından falan bahsederim. Bence evet Onların kaydını insanlar alırız. senden Crusader Kings izlemek çok istiyorlardı kaç zamandır. İstiyorlardı da ben oyunu öğrenene kadar anladın mı? Saatler geçiyor. Can oynar. Ben de işte böyle danışmanlık veririm. Biraz da size tarih malih anlatırım. Dur bizim oğlan geldi. Baba diyor bir sır keşfettim diyor. Neymiş? Sekiz çiftin ayrıldı. Tamam, evet sırrı paylaşsın. Dakika. Tamam. Söyle bakayım. Çiftin ay doğduğunun manitası varmış gizli. Kimmiş? Önemli biri mi? Ne bileyim yani. E bize ne? Hayır ama önemli biri ise onunla iş çeviriyor olabilir arkamdan. Bakalım. Şurada bir yerde çıkıyor onlar. Ha. Bu. Ha yo özellikle Secrets. Şurada bak. Çiftin ay doğdunun sevgilisi varmış. Ha Yıldız'mış. Yıldız kim? Bir dakika. Yıldız benim konkubaynım mı lan? Yo somebody Yıldız yani. Ha, bu kızı zaten bunun sevgilisi diye almamıştık biz. Galiba. Okey. Hakikaten de yok ya bize ne yani? Bize ne canım? Ha, ama adama gidip şey diyebilirim. Para ver lan falan diyebilirim Aman ama yok. bizim vassalımız yani niye uğraşayım? Bakın lan birileri daha gelmiş. Şu anda cami yağmalıyorlar galiba. Burayı da aldık. Nice. Şurayı %100 yaptığımda kazanıyormuşum savaşı. Bizim çocuklar chatte öyle yazdı demin. O yüzden bu orduyu seçip şuraya göndereceğim bir de. Ha, şuraya ya da. Argov Kat. Argov Giva. Çocuklarına sağ tıklayıp Educate Child dersen statları daha çok gelişir diyor İhsan Akdağ. Teşekkürler. Çocuğumuz var ya bizim. Ya o geçmiş arkadaşlar bu artık kaç yaşına gelmiş ya? Gelmiş 23 yaşına bunu mu eğiteceğim ben? Eğitimin yaşı yoktur. Ha, bebeler var ama bak yeni doğan. Evet, yeni doğan bebekler için dedi zaten. Emine'yi de gönderdik. Educate Demir'e eğiteyim ben. Hepsini eğit lan. Kızı eğitir mi? Tabii ki. Kızı Tipe vereceğiz bak. göndereceğiz ya. Su.
Gittiği yerde senin Elay'ın olmasın mı senin kızın? O zaman kızı ben eğiteyim. Hayır, hepsini eğittirir misin lütfen? Hayır, oğlanı ben eğiteyim, kızı annesi eğitsin. Ya Lala tutamıyor musun? Lala'lık. Bilgin, scholar bir şey yok mu? Oğuzlarda Lala'lık mı var? Yani Lala denmez de Atasagun falan denir. İkisini de ben eğiteyim ya da ya. Ya ver başlarına bir tane hoca. Hoca mı vereyim? Tabii. Senin başka işin gücün var. Ya da bunu mesela yan krallığa mı göndersem Kırgızlara falan? Hayır hayır. Ha? Kazarlara. Niye gönderiyorsun kardeşim? Olur, oluyor öyle, gönderiyorlar, o orada hayır, alıyor eğitimini falan. Hayır hayır. Ondan sonra da çocuk senin hanedanının evladı başka yerin kültürüyle büyüdü diye kendi halkını dışlar. Yok be. Üst dışlar mı? Dışlar. Dışlayabilir. Yani tarihte böyle vakalar çok. Senin hanlığında bilginler milginler bir şeyler vardır illaki. Ya bunu da ben eğitiyorum. Bilgin milgin aklına girecek kızın. Tabii. Tarikata marikata çekecekler laf kızı. Laf dinlemeyecek. Sen neden danışmanlık alıyorsun benden Sungur? Kral şimdi iyi diyorsun ama yani bazı işler de erkek işi şimdi. Yok ya. Bazı işler de şimdi erkek işi çocuk yani. Çocuk eğitimi hiç erkek işi değil vallahi. Aha bak. Yeni lifestyle kazandım kendime. Oh artık anatomi de biliyorum. Ne gerek varsa. Ben dinci olayım mı biraz ya? Tengrici. İyice böyle. Tengri bizmenen falan. Hayır hayır. Mesela ay bak bir dakika ama. Arapların toprağını fethettik. Bunlar şimdi burada Müslümanlık falan takılıyorlar. Biz girdik kapıdan. Bırakın bu işleri. Tengrici olacaksınız falan. Hayır. Türklerin hiçbir zaman tebliğci bir tarafı olmamıştır. Tengricilik tebliğci bir din değildir. Ya tebliğcilik gibi değil de. Hani. Uyum sağlayamazsın. Yönetemezsin. Gel hani bu işleri bırak. Tengrici ol. Zealous Tengrici olursan Müslüman toprağı fethettiğin zaman oraları yönetemezsin. Proselytizer diyor. Yani oradaki insanları dönüştürüyormuşum biraz galiba. Ya sana ne abi milletin inancından değil mi? Tamam o zaman anatomiye bakayım ben. Hastaneler açalım. Ana kızımız oldu. Egur Oğuz neymiş? Sibel, yani. Gülçiçek. Bunların hiçbiri Oğuz ismi değil bu arada. Gülay, Ceylan. Ceylan da mı değil? Ceylan olur. Yapıştırırım Ceylan'ı. Olur. Hadi maşallah. Her ne kadar Türkçe olmasa da. O kim lan? Burada böyle bir tip geziyor ha. Aa. Deniyorsan 200 kişi bana ne dalıyor? Aa. Ha fethettiğimiz adamın ordusuymuş. Ben de diyorum herhalde bir ordu geziyor bunlar kim? 1900 Türk'ün karşısına da 200 tane türbanlıyla çıkmazsın abi. Adamı çok kötü ederler ya. Sarığını sarmış başına gelmiş. Sen deli misin abi? Türk bunlar, Türk. Şakaya bak. Neyse. Fethettiğimiz topraklarda bir ordu geziyor. Bu kim acaba diyorum. O kadar iyi değiller ki savaşmakta. Neyse. Aha. O ne, bu kim lan? 1430 kişiyle geliyorlar. Baroniyov Otyakuyu. Otyakuyu neresi oğlum? Herif 1000 kişiyi nereden çıkarttı lan? Senin üstüne mi geliyorlar? Aa, herif burada toprak fethetmiş ha. Kim? Bak, burada Afrigit Satrapi diye bir yer olmuş. Hatırlıyor musun? Bunun sınırı şurada bitiyordu, hatırlıyor musun? Hmm. Şeyde, Uz boyunda. Dıhıstan'ı almış herif o sırada. Dıhıstan'dan kaç kişi geliyor? 1400 kişi geliyorlar ha. Bunlar başkenti kurtarır. Elaylarını çağırabiliyor musun? Çağırmaya çağırırım da bence kendim döverim ya. Ben bakalım. Bunlar çünkü Arap. Biz Türk'üz. İyi de o dönemin Arapları da iyi savaşçı bu arada. Bayağı hop yemek dur abi. Bitti bak. Bitti. Ne oluyor? High Chieftain Yunus of Sirdarya. Ha bak sen demiştin ya sınırları diplomasi bilen adam yerleştir diye. Bizim oradaki Chieftain Aydoğdu ki biz biliyorsun Chieftain Aydoğdu Yıldız'la görüşüyor. Biz onu da biliyoruz da ona karşı kullanmadık. Yan komşu demiş ki senin demiş buradaki vassalın iyi adam. Biz belki seninle de dost olabiliriz ileride çok demiş. Çok iyi. Çok iyi be. Helal olsun sana Aydoğdu lan. Aydoğdu götürsün abi o zaman yapıştırsın. Heh şimdi asıl işler değişti. Bu lavuk geldi şehrini geri almaya çalışıyor falan ama geç kaldı. Savaş skorunu biz %100 yaptık.
Savaş skoru neyin temsili bilmiyorum ama 3 toprağını fethettiğimiz için adama şu ekranı açıp toprağım hani gel teslim ol diyebiliyoruz. Evet. Bastım. Allah belanı versin filan dedi şu anda. 75 ün kazandık. O kadar. Bir de şurayı aldık. Gürgancı Gürgenci aldık. aldın mı? Aldık İyi, aldık. güzel. Diğerlerini alamadık bak mesela. Yani aslında iki tane kuşattığımız şehri daha var ama biz ilk savaşı açarken Gürgenci alacağız diye çıktığımız için bu da çok ilginç bir şey. Hani savaşı açarken bir niyetle açıyorsun savaşı, onu kazanabiliyorsun sadece. O zaman topraklarına geri dönelim. Bu Denyo da inşallah Gürgenci'den adamlarını çeker. Çekti.